Bu tefsir dersimizde velahum azabun elim onlar için elim bir azap vardı ayeti hakkındaki bir sualin cevabını vereceğiz. Elim azap manasındaki azabun elimun ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Bu tamlamada elim kelimesi müteellim yani acı duyan manasındadır. Müteellim olmak ve acı duymak şahsın sıfatı olup ateşin sıfatı değildir. Ateş acı duymaz ve müteellim olmaz. Hal böyleyken ayet-i kerimede azabun elimun denilerek azap lafzının elim ile sıfatlandırılmasında ne hikmet vardır? Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu soruya şöyle cevap ver. Bundaki hikmet azabın büyüklüğünü göstermek içindir. Azabın elim ifadesi şöyle bir sahneyi hayale tasavvur ettir. Ateş onların vücutlarını öyle kaplar, cesetlerini öyle ihata eder, içlerine öyle nüfuz eder ki onların vücutları adeta bir ateş külçesi olur. Onların cesetlerinde azaptan başka hiçbir şey gözükmez. O cesetlerden fışkıran ahlar ve bağırmalar azabın kendisinden geldiği zannedilir. Yani bağıran, inleyen ve mütellim olan azap olduğu sanılır. Tefekkürle meseleyi biraz daha açalım. Cehennem ehlinin cesedi adeta bir azap külçesi olmuştu. Bir bağırma, bir feryat duyar bakarsınız. Ama ateşten başka hiçbir şey göremezsiniz. Ateş cesedi öyle sarmış sarmalamış, içini dışını öyle ihata etmiş ki ceset ateşin içinde sanki gözükmüyor. Sanki ateş ağlıyor, ateş bağırıyor. Hani naylonu ateşe atarsınız ya, naylon birden ateş ve alev topu olur. İşte cehennem ehli ateşe girdiğinde, ateşin şiddetinden dolayı sanki cesetleri kaybolu, bağırmalar da ateşten geliyor zannedilir. Sanki elem çeken, mütellim olan azaptır. İşte Allah azabın bu dehşetini tasvir için elim sıfatıyla şahsı değil azabı vasfetmiştir. Cenab-ı Hak bu azaptan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.